Bugünkü videomda adet sancısına neler iyi gelir, tedavisinde neler yapıyoruz bundan bahsedeceğim. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Adet sancısı oldukça sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan biridir. Kadınların %50'sinde hatta %90'larına kadar varan bir kısmında hayatlarının herhangi bir döneminde en az bir kez adet sancısı geçirmişlerdir. Fakat %10 ila 15'lik bir grupta da adet sancıları çok çok şiddetli olur. Bu sebepten dolayı hatta hastanelik olanlar bile vardır. Adet sancılarının sebebine bakacak olursak %95'i bizim fizyolojik dismenöre dediğimiz herhangi bir rahatsızlık olmadan bu işin doğası gereği olan ağrılarıdır. %5 de bazı hastalıklara bağlı adet sancısı olabilir. Yani rahim içine baskı yapan bir miyomun olması, yumurtalıklarda kistlerin olması, endometriyozis hastalığının olması gibi durumlarda da adet sancısı görülür. Peki biz tedavisinde neler yapıyoruz? Öncelikli olarak hastamızı değerlendirip bu fizyolojik bir adet ağrısı mı yoksa herhangi bir rahatsızlığa bağlı olan bir adet ağrısı mı, bunu ayırt ediyoruz. Eğer herhangi bir hastalığa bağlıysa o rahatsızlığı tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer fizyolojik ağrıysa bu, öncelikli olarak mutlaka hastanın hem diyetinde hem de günlük yaşamında bazı değişiklikler yapması gerekiyor. Özellikle düşük yağ oranlı, daha proteinden zengin beslenmenin adet ağrılarını azalttığı gösterilmiş. Bu da prostaglandin metabolizmasını değiştirdiği için olabilir diye düşünülmüş. Yine özellikle adet öncesi az tuzlu beslenmek, hem adet öncesi hem adet döneminde bol sıvı tüketmek, en az 2 litre su içmenin de adet ağrılarını, o adet kramplarını azaltabileceği gösterilmiş. Egzersiz de çok önemli. Özellikle egzersiz pelvik bölgedeki kan akımını arttırarak vücuttaki bazı doğal ağrı kesiciler, endorfinler gibi bazı hormonların miktarını arttırdığı ve adet ağrısını azalttığı gösterilmiştir. O yüzden egzersiz de çok çok önemli. Bunların dışında tabii biz bazı medikal tedaviler de uyguluyoruz. Öncelikli olarak bazı daha basit ağrı kesiciler, eğer bunlar etkili olmazsa nonsteroid antiinflamatuar bazı ilaçlar veriyoruz. Fakat bu ağrı kesicilerde önemli olan şu, genelde kadınlar adet ağrısını bekleyip çok çok şiddetli hale geldiğinde artık en pik seviyesinde ağrı kesici alırlar. Ve bu dönemde alınan ağrı kesiciler çok da işe yaramaz. Eğer her adetinizde düzenli olarak ağrınız oluyorsa, çok şiddetli ağrılarınız oluyorsa bizim önerimiz bu ağrı kesicileri ağrı henüz başlamadan ya da daha böyle çok çok yeni başladığında, hafif belirtileri olduğunda hemen almanız ve sonrasında devam etmenizdir. Bu şekilde alındığında adet ağrıları belirgin düzeyde azalır. Doğum kontrol haplarını da adet ağrısı için verebiliyoruz. Bunlar da azaltıyor. Ama doğum kontrol hapını en az 3 ay kullanmak gerekiyor. 3 aydan sonra etkisini daha belirgin olarak gösteriyor. Yine adet ağrısı için hormonlu spiral kullanabiliyoruz. Ya da bu yöntemlerin birkaçını bir arada kullanabiliyoruz. Bazı vitamin desteklerinin de, vitamin mineral desteklerinin de adet ağrısını azalttığı gösterilmiş. B1 vitamini, B6 vitamini, özellikle magnezyum adet ağrısını belirgin düzeyde azaltıyor. Omega 3 gibi balık yağlarının da adet ağrısını azalttığı gösterilmiş. Bunların dışında, yani bunlarla geçmeyen daha ileri düzeyde olan adet ağrılarında da bazı progesteron içeren ilaçlar, kalsiyum kanal blokörleri, gonadotropin releasing hormon içeren ilaçlar, danazol gibi ilaçlar da tercih edilebilir. Fakat bu ilaçların yan etkileri de olabileceği için çok zorunlu olmadıkça her hastaya vermiyoruz tabii ki. Bunların dışında bazı alternatif tedavi yöntemleri de var. Ve bütün bu verdiğimiz tedavilerle adet sancısı çeken kadınların %10 ila 20'si yanıt göremeyebiliyor ve dolayısıyla bu hastalar alternatif bazı yöntemlerde bu hastalara denemek gerekiyor. Bu yöntemler içerisinden bir tanesi transkütanöz elektrik sinir stimülasyonu, TENS dediğimiz. Burada cilde
bazı elektrik stimülasyonu veriliyor ve sinirlerde ağrı azaltılmaya çalışılıyor bu yöntemle. Onun dışında akupunktürün de etkili olduğu gösterilmiş. Isı bantları etkili oluyor. 39 derecelik olan ısı bantları ve bunların belli aralıklarla değiştirilmesinin de adet ağrısını azalttığı gösterilmiş. Eğer ısı bandı yoksa belki kendimiz de yine bu şekilde bir 39-40 derece sıcak su torbaları kullanabiliriz bu dönemde. Ama burada tabii çok sıcak sular kullanmamak lazım. Bu sefer o da ağrıyı arttırabilir. Artı bir de torba yırtılıp yanıklar olabilir. Öyle birkaç hastam olmuştu. Adet ağrısı için kaynar suyun olduğu su torbası koyup sonra o da patlamış, yanık olmuş falan. Özellikle bu konuda buna dikkat etmek lazım. Çok sıcak su kullanmamak lazım. Tüm bunların dışında eğer hiçbir şekilde geçmeyen, hiçbir tedaviye yanıt alamadığımız hastalar varsa biz bunlara tanısal amaçlı laparoskopik cerrahi düşünebiliyoruz. Laparoskopi karından 2 ya da 3 delikle girerek karın içerisini gözlemliyoruz. Ağrıya sebep olabilecek bir şey var mı? Özellikle endometriozis vakaları şiddetli adet ağrıları yapabilir ve biz bunu herhangi bir ultrasonla tespit edemeyebiliriz. Laparoskopide bunlar görülerek bu odaklar temizlenebilir. Aynı zamanda laparoskopi yapılmışken uterin sinir blokajı, presakral nörektomi gibi yöntemlerde ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılabilir. Tabii biz dediğim gibi öncelikli olarak hani tüm hepsini toparlamam gerekirse diyet ve egzersiz, onun dışında daha basit tedaviler, eğer bunlarla sonuç alamıyorsak sırasıyla daha ileri tedavileri tercih ediyoruz. Cerrahiyi de son olarak tercih ediyoruz.